Herkese iyi akşamlar. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam da gazeteci yazar Binek Kırıkkanat'la gelişmeleri değerlendireceğiz. Son bir haftanın gelişmelerinde öne çıkan ekonomik çöküntü. Ne yazık ki dolar kuru son iki gündür euro kuruyla birlikte tabii ki sterlin de rekor üzerine rekor kırdı ve Türk lirası gittikçe daha fazla değer kaybetti. Bunun bilinerek bir inat uğruna yapılıyor olduğu yolundaki değerlendirmeler hem ekonomi uzmanlarından hem siyasetçilerden göre bu noktaya geldik değerlendirmesi çok fazlaydı. Sosyal medyada gündem oldu iki gündür bu konu ve erken seçim çağrıları paralelinde işledi. Ekonomik çöküş neydi, ne oluyor, ne getirecek, nasıl görünüyor sizin pencerenizden Sayın Kırıkkanat? Teşekkür ederek başlıyoruz bu akşamki yayınımıza da. Buyurun lütfen. Ben de teşekkür ediyorum gerçekten ve sizlerle birlikte olmaktan izleyicilerimize karşı çok mutluyum. Fakat Türkiye büyük bir mutsuzluk dönemine girdi. Zaten yani mutlu değildi ama şimdi artık umutsuzluğa dönüşüyor olay. Evet, Türkiye ekonomisinin çöktüğü doğru. Niçin çöktüğünün nedenleri de dediğiniz gibi bir bölüm insanlar bunun bir inat uğruna yapıldığını düşünüyorlar. Diğer bir bölüm insanlar farklı düşünüyor. O farklı düşünceye geçmeden önce inat uğruna bu olayın yani illaki faizleri aşağı çekeceğiz deyip bunu inatla sürdürerek işte sonunda korkunç bir dövizde korkunç bir sıçramaya, atlamaya hatta hoplayıp zıplamaya yani yol açan iktidarı tabii ki büyük bir öfke, halkın öfkesi karşılıyor. Çünkü artık Türkiye'de en azından kara cahil olmayan insanların hepsi her şeyi ithal etmek zorunda bırakılan, tarımı darmadağın edilen, mahvedilen, tohumundan büyük işletmelerinin yani boya fabrikalarının mesela ilaç fabrikalarının, her türlü fabrikanın üretici kesimde bile ham maddeyi dövizle aldığı düşünülecek olursa, bulgurun bile dövizle geldiği düşünülecek olursa, dövizdeki bu sıçrama, bu hoplayıp sıplamalar halkın midesini, halkın cebine tabii ki muazzam bir zam furyasıyla yansıyacak. Ve hatta bazı ham maddeler bulunamayabilecek. Şöyle ki ilaç ham maddeleri mesela dövizle belki de artık getirtilemeyecek bazı ilaç şeyleri. Bazıları satın alınamayacak kadar pahalanacak. Dolayısıyla ilaçsızlık hastanelerde bir kriz baş gösterecek. Belki tarımda kendimiz artık üretmediğimiz ve her şeyi ithal ettiğimiz için ham madde dediğimiz tohumculuk, işte gübresiydi, şeyiydi, o suydu, bu suydu derken kıtlığa bile neden olabilecek. Şimdi bunu böyle düşünen insanlar aslında bu inadın nedenini benim aldığım duyumlara göre bayağı yukarılarda isimler Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçeklerden tamamen kopuk olmasına ve etrafını sarmış olan kişilerin onu Mehdi, Mesih, işte Tanrı gibi olduğuna inandırmış olmasına ben ne yaparsam olur, ben ne yaparsam başarırım, ne istersem gerçekleşir tarzında gerçeklerden çok uzak bir hayali dünyada yaşadığını söylüyorlar. Eğer bu böyleyse işimiz bitik. İşimiz bitik. Bu ekonomik çöküntüden bu iktidarla çıkmamızın imkanı yok. Başka iktidar da aklı başında başka bir iktidar olabilirse bu ülkede günün birinde onu da çok zorlanacağı düzeltmekte durumu çok açık. Yani buyurun ikinciyi söyleyin ondan sonra ben sorayım. Buyurun. İkinci ve benim daha yatkın olduğum başka bir varsayım, teori ya da gerçeklik var. Bilmiyoruz çünkü. Aslında bütün bu döviz hoplayıp sıçramaları, bu son olarak işte faiz indirimlerine bağlı olarak dövizin yükselmesi tamamen hükümetin bilerek, isteyerek, zaten hükümet diye de bir şey yok biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilerek, isteyerek provoke ettiği bir spekülasyon. Çünkü Erdoğan bu şekilde, eğer bu bir spekülasyonsa ve bilerek hareket ediyorsa, bu spekülasyonla mesela dün işte bildiğiniz gibi dolar 13
Hatta 14'lere yaklaştığı saatler oldu. Şimdi 12 küsura indi, iniyor şimdi. Dün alanlar mesela büyük miktar, dün satanlar büyük miktarda dolar. Bugün alabilirler arada bir kar yaparak. Çevresiyle paylaşıyorsa bu bilgileri, ki mutlaka yani çevresiyle paylaşmasa bile çevresi olayı bildiği, spekülasyonu bulduğu için şey diyordur, bazı kişileri zengin ediyor. Ve Sayın Erdoğan bu bazı kişileri zengin ederken belki o kişilerin istihdam yaratacağını, belki o kişilerin güçlenerek Türkiye'ye yarar dokunacağını falan düşünüyordur. Bence bu daha gerçekçi geliyor bana. Yani tamamen AKP ve MHP iktidarının bir spekülasyon hareketidir. Doların, dövizin böyle sıçrayıp hoplamaları. Ve bunu destekleyen de bir duyum aldım güvendiğim kaynaklardan. Eğer denilen gerçekleşirse, yani bu kaynakların bana söylediği şu, demir-çelik sanayinde, sektöründe çok önemli bir şirketin, satışı söz konusu. Eğer bu satış gerçekleşirse büyük, çok büyük bir para girecek kasalara, herkesin kasasına. Devlet şirketinden, kasasına, devlet işletmesine. Onu söyleyemem çünkü suça giriyor, ama demir-çelik sektöründe çok önemli bir şirketin, dünya çapında önemli bir şirketin satışı söz konusu. Bu satış gerçekleşirse Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu spekülasyon sonucu yükselen dövizin, doların fiyatının mesela 10'un bile 10 liranın bile altına inme ihtimali çok yüksek, ki bu satış gerçekleşirse işte o zaman Sayın Tayyip Erdoğan meydanlara doları yenen yiğit kahraman olarak inmeyi planlıyor olabilir. Tabii böyle bir satış gerçekleşirse. Buna artık bunun alıcısı, evet, olur mu artık sizce Mine Hanım? Bu kadar açlık tehlikesi olduktan sonra, ülke bu eşiğe geldikten sonra doları yenen kahraman imajı güçlü bir şekilde desteklenir. Bunun alıcısı olur mu sizce toplumda böyle bir şey olursa? Toplum 20 yıldır aslında iyice dövülüp arkadan şöyle bir kafasının okşanması, 3-5 kuruş önüne atılmasına çok alıştı. Yani biz mazoşist bir toplumuz. Biz Türkiye'de kulluk asla bitmedi. O yüzden zaten tek adama bütün yetkileri verdiler. Gile oynaya yetmez ama evet diye gidip oy verdiler. Güya demokrat bazı liberaller. Hiçbirimiz aslında, hiçbirimiz derken büyük çoğunluğumuz, demokrasiyi içselleştirememiş ve okulluktan çıkamamış ve yurttaşlık bilincine kavuşamamıştır. İşte bu yüzdendir ki zaten bir adama bütün yetkiyi verdiler. Kimse de çok yüksek itiraz etmedi muhalefetten de. Ve bulunduğumuz noktada o tek adamlar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde iyice bir döver. Ondan sonra da yarasını hafifçe böyle bir merhem sürer, kafasını okşar, 3-5 kuruş önüne atar. Hemen böyle dövülmüş köpek gibi, dövülmüş köpekler de zavallılar, öyledirler. Öyle terbiye ederler yani, eskiden öyle terbiye ederler yanısından. Minnettar kalır kendisini artık dövmediği için. Yani dövülen kadınları düşünün, o psikoloji. Mazoşist bir ülke Türkiye. O yüzden bu çok mümkün bir senaryo. Ve Sayın Tayyip Erdoğan bu toplumun psikolojik mazoşist yapısını çok iyi incelemiş bir. Peki erken seçim çağrılarıyla da o zaman anlam kazanıyor. Belki de hükümetin aklında da ya da Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında da bir Türkiye'yi seçime götürmek de olabilir, eğer bu sizin dediğiniz gibi bir senaryo hayata geçecek olursa, öyle değil mi? Erken seçim çağrıları. Kesinlikle. Çok haklısınız ve her şeyi, yani söylemek istediğim her şeyi anladınız. Çok mutluyum anlatabildiğim için. Evet, zaten bütün bunlar erken seçim için yapılıyor. Sayın Erdoğan da erken seçim istiyor aslında. Ama erken seçime tabii ki bugün olduğundan daha iyi koşullarda gitmek istiyor. O yüzden dövizi suni bir spekülasyonla inanılmaz yükseltti. Şimdi onu istediği gibi alçaltarak o fiyatları, hele bu dediğim sektörde, demir-çelik sektöründeki satış gerçekleşirse, gördüğünüzü bakın, dövizin yükselişini, dış minnakların komplosunu yendim diye kahraman olarak karşılanacağını
gayet iyi hesaplıyor. İşte o zaman erken seçimi kendisi teklif edecek bence. Peki Sayın Kırıkkanat, Mine Hanım, şimdi dolar ve euro kurundaki aşırı yükseliş ve Türkiye'nin insanların, yurttaşların bir gecede inanılmaz derecede fakirleşmeleri ve büyük bir endişeye kapılmaları, haklı olarak büyük bir endişeye kapılmalarının ardından Ankara ve İstanbul'da sokağa çıkan insanları gördük ve hükümet istifa, AKP istifa sloganları atıldı. Ve bu sokağa çıkan insanlara ve sokağa çıkılmasına yönelik itirazlar da her zamanki gibi artık bir retorik haline geldi ve gittikçe de magazinleşen, karikatürleşen bir retorik oldu. AKP'ye yarar. Bu anayasal bir hak olan mesela izinsiz ve izinsiz gösteri ve yürüyüş hakkı aslında anayasal bir yurttaşlık hakkı ve elbette ki barışçıl bir biçimde gösteriyi tamamlamak, hak talep etmek, her türlü hak talebi sokakta yapılabiliyor. Bu hak talebi karşısındaki AKP'ye yarar yapmayın etmeyin, biz bekleyelim nasıl olsa seçim olacak demek ya da seçimi sokaksız düşünmek, mitingsiz düşünmek görüşleri karşı karşıya geldi. Burada çeşitli tartışmalar oldu. Siz hangisini haklı buluyorsunuz? Buradaki tartışmayı nasıl gözlediniz? Gelecek için önemli mi bu tartışma? Seçim atmosferine girmek üzere olan bir Türkiye için ne kadar önemli böyle bir tartışma? Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir tartışma aslında o kadar önemli ki hayati diyebilirim. Şöyle ki, birincisi dünyanın hiçbir ülkesinde bir diktatörün ya da bir otoriterin ya da kötü bir hükümetin eğer karşısında onunla mücadele edecek çapta ve güçte bir muhalefet yoksa demokrat ülkelerde bile kendi kendine hadi bana eyvallah deyip görmemiştir. Bütün düşen yozlaşmış hükümetlerde, bütün dünyada baktığınız zaman sokak sonunda o yozlaşmış hükümeti, istenmeyen iktidarı, seçime gitmeyen ve muhalefetin mücadele edemediği iktidarı düşürecek tek güç sokaktır. Ve zaten bütün dünyadaki bütün iktidardan kurtuluşlar da bu şekilde otoriter ya da diktatöryal iktidarlardan kurtuluşlar da sokağın baskısıyla olmuştur. Bu bir. İkincisi, gösteri yapmak, miting yapmak, hükümeti protesto etmek ya da herhangi bir sosyal hak ve insan özgürlükleri kapsamında istemde bulunmak için gösteri yürüyüşü anayasal bir haktır gösteri yürüyüşü. Dolayısıyla sokağa inmenin niçin bunca korkuttuğu ancak otoriter ve otoriter ötesi bir baskı rejimine bağlanabilir ki zaten bir baskı rejimi de güzellikle gitmez. Hatta seçimle bile gitmez. Mutlaka sokak lazımdır. Şimdi sosyal hareketlere baktığımızda yani sosyolojik olarak incelediğimizde elbette bütün sokak hareketlerinde bütün sokağa inen ve anayasal hakkını gösteri yürüyüşü, protesto ve istemler, sosyal istemlerde bulunmak hakkını kullanan kalabalıklara elbette ki provokasyon karışacaktır. Bu sosyal hareketler, sosyolojik formasyonlar, yani hareket halindeki sosyolojik formasyonlar homojen değildir. Yani bir lob et parçası halinde hareket etmez insanlar. Dolayısıyla aralarında mutlaka provokatörler de olacaktır. Mutlaka iktidarın provokatörleri de olacaktır. Dolayısıyla yani provokasyon normaldir bir sosyal harekette. Dünkü harekette öyle bir provokasyon var ise bile ben dün sokağa inenlerin geniş genelinin hakikaten bir yetti artık, yetti gari psikolojisiyle sokağa indiklerini düşünüyorum. Aslında gönül ister ki ve öyle olması gerekir ki bugün sevgili arkadaşım, değerli meslektaşım Zafer Arapkirli'nin Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı gibi aslında şu anda yapılacak şey ben muhalefet partilerinden tıpkı Zafer gibi, tıpkı kuşkusuz sizler gibi aklı kafası biraz çalışan herkes gibi muhalefet partilerinden, Millet İttifakı'ndan, sendikalardan, sivil toplum kuruluşlarından aslında sokağa inmek için artık bütün sebepleri olan, pahalılıktan canı yanan
ve yetki gayri diyen bu halkın taşmasını, provokasyona kurban gitmesini ve sokakta istenmeyen şeylerin olmasını önlemek için düzenleme yaparak Millet İttifakı'nın mitingler düzenlemesini, iktidar istifa sloganıyla mitingler düzenlemesini, sendikaların iktidar istifa istemiyle mitingler düzenlemesini ve bunun yani muhalefetin bütün kurumlarıyla, partileriyle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla yasal bir istek olarak çerçevesinin çizilmiş ve taşkınlıkları ve provokasyonları önleyecek biçimde kanalize edilmesini isterim. Yani şu anda Millet İttifakı'ndan da beklediğim budur. Zafer Arapkirli de bunu bekliyor. Aklı başında bütün insanlar bunu bekliyor. Çünkü herhangi bir biçimde Türkiye'ye kurumsal anlamda yaygın siyasal partiler bu hareketlerin önünde yer alıp arkadakilerin uğrayabileceği provokasyon ya da taşkınlıkları önleyici bir düzenleme içinde yapmazlarsa sokak anarşi yuvası haline gelir. Her aklına inen iner ve her şey olabilir. Çünkü artık bu noktadan sonra bunca umutsuzluğun halkı sokağa dökeceği açıktır. Bunu düzenli olarak demokratik haklar çerçevesinde taşkınlıklar ve provokasyonları önleyerek yapalım. Ve insanları, halkı kendini yalnız hissettiği için umutsuzluğa sevk edecek, provokasyonlara gelecek bir psikolojiye koymayalım derim. Sizin sözleriniz bana aslında Sedat Peker'in sakın sakın sokağa çıkmayın uyarısını da hatırlattı. Belki de bu uyarının yapılmış olması tam tersine dikkatli bir şekilde sokağa tam tersine çıkılması gerektiğini de ortaya koyuyor. Çünkü 20 yılda sokağa çıkmanın sanki çok kriminal bir olaymış gibi, sadece sokağa çıkmanın dahi çok kriminal bir olay gibi kabul ettirildiğini de gösteriyor. Belki Erdoğan ve AKP iktidarının kendisi açısından başarı hanesine yazdıklarından biri budur. Dolayısıyla sizin Millet İttifakı'na ilişkin değerlendirmeniz, öneriniz de çok yerinde oluyor. Kuru soğan yeriz. Bu sözlerin bu kısmı kapatmadıysak sözlerinizi alalım, ondan sonra geçebiliriz diye bölüme. Buyurun. Küçük bir cümle kuracağım. Lütfen. Benim için Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı gibi herhangi bir referans değildir. Sedat Peker benim için iyi bir itirafçıdır. Ama Sedat Peker'den Türk halkının, Türk siyasetinin alacağı ders yoktur. Yani Sedat Peker olan yolsuzlukları anlatan bir tanık olabilir. İtirafçı bir tanık olabilir. Ama Alaaddin Çakıcı'nın bu devlet sahipsiz değildir, sokağa inerseniz kafanızı kırarız demesiyle Sedat Peker'in sokağa sakın inmeyin, kafanızı kırarlar demesi arasında benim için hiçbir fark yok, hiçbir değeri de yok. Bu devlet eğer iki mafyanın tavsiyelerini, uyarılarına ve tehditlerini kaldıysa zaten bitmiştir. Konuşacak üstünde bir şey kalmamıştır. Peki. Özür dilerim. Şimdi kuru soğan yeriz ama bu millet yine ayakta durur. Dolar bize bir şey yapamaz. Artık domates yiyin. 4 tane yiyorsanız 2 tane yersiniz. Et de almazsınız. Canım ne olacak? Benzeri sözleri oldu. AKP'nin Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağ örneğin çıkıp dolar artsın, euro artsın, hayat pahalaşsın ne olacak ki? Biz güçlü bir milletiz. Domates 4 tane yerine 2 tane yeriz, eti azaltırız falan. Hepsi diyetisyen oldular. Hepsi halka nasıl porsiyonları küçülteceğini anlatmaya başladılar. Ve bu artık bir noktadan sonra da gerçekten bir kötücül hale geldi. Öyle değil mi? Bu kadar sınıf çelişkilerinin, bu kadar gelir adaletsizliğinin olduğu bir yerde yaşam tarzlarının belki 19. yüzyıl o sınıf çelişkilerini anlatan romanlarındaki gibi ya da kötü adamların Yeşilçam melodramlarındaki gibi çok açık, belirgin olmaya başladığı bir Türkiye manzarasında bunun da herhalde yorumlanacak çok kısmı var, öyle değil mi? Siz ne gözlüyorsunuz, ne diyorsunuz? Ben gerçekten merak ediyorum ne düşündüğünüzü bunları görünce. Bir kere bu hadsiz milletvekillerini AKP'nin ulusumuza, halkımıza az yemeği öneren milletvekillerinin ne yaptıklarını bilmediklerini sanıyorum. Ve az önce bizim yaptığımız analizleri yapmadıklarını sanıyorum ki Sayın Tayyip Erdoğan'dan umudu kesip
gemiden de atılmamak için Emine Erdoğan'ın mutfağına sarılmış vaziyetteler. Yani hemen hepsi bu demin söylediğiniz kendini bilmez AKP milletvekili iki domatesliğin işte tane hilalın domatesi vesaire diyen küstah ve kötü insan aslında ne yapıyor? Emine Erdoğan'ın hani meşhur varaklı mutfağında, altın musluklu mutfağında bir aşure tarifi verip o aşure tarifinden birkaç ay sonra da az yiyin işte yediğinizin yarısını yiyin diye tavsiyeleri vardı ya. İşte evet. o çizgiyi izliyor. Bu insanlar kötücül. Çünkü bu insanlar aslında halkın yoksullaşmasıyla alay ediyorlar. Ben onların bir mutfağına bakmak isterim. Emine Erdoğan'ın mutfağı malum. Ama bu AKP'li vekilin mutfağına da bakmak isterim. Acaba musluk hangi metalden? Acaba bardakları varaklı mı? Değil mi? Mutlaka varaklıdır. Acaba üstünde giydiği kostüm kaç para? Nereden bakıyorlar? Nereden bakıyorlar? Altın dürbünlerinden mi bakıyorlar halka? Evet, altın dürbünlerinden bakıyorlar. Yani aslında Orta Çağ'da yaratılan masallarda gibiyiz. Baskıcı, egoist, cimri, gaddar bir sultanlıkta ye kürküm ye devrindeyiz. Kürkler konuşuyor. Kürkler yiyor. Ve sadece bu küstah, kötücül ve çok özür dilerim sayın vekil gibi zeka IQ'su de çok yüksek olmayan insanların alay etmesi bir şey. Ama devletin başında bulunan hükümet de alay ediyor ülkeyle ki bu benim için çok daha vahim. Nasıl alay ediyor? Devleti temsil eden, devleti yöneten hükümet. Şöyle, daha bugün Ukrayna'ya işte şu kadar yardım edeceğiz, bu kadar yardım edeceğiz. İnsanlar içeride kendi insanımız açlıktan, filesinin yarı yarıya azalmasından, bebeğine alamadığı sütten ve mamadan muzdaripken bir anne hasta evladını tedavi ettiremediği için, devlet ilacını bedava vermediği için, ilacı alamadığı için intihar ettiği günlerde Uganda'dan Zululara, Zululardan Ukraynalara Türkiye'nin o yardımı yapacağız, bu yardımı yapacağız demesi alay değil de nedir? Şu an yapılması gereken aslında bütün her tarafa dağıtılan paraları durdurup bütün yozlaşmış insanların, hükümetin içerisindeki ve dışındaki bütün yozlaşmış insanların servetlerine el koyup ve her şeyden önce de Türkiye'ye doldurdukları 9-10 milyon sığınmacıya verilen maaşları, ücretleri, bankamatikleri, bütün o bankamatik hepsini kesmek ve bütün kaynakları aslında halkın ihtiyaçlarına aktarmak. 100 milyar harcamış, 120 milyar dolar harcamış Türkiye, biliyor musunuz? Sığınmacılara yardım babında. Ama Türkiye döviz gelecek, Avrupa bile yardım ediyor diye sürdürdüğü bu bol keseden atmaları Avrupa'dan o kadar para almıyor ki. 100 milyar dolar vermedi Avrupa o sığınmacılar için. 10 milyon sığınmacıdan nasıl kurtuluruz tartışacağımız günler mutlaka gelecek. Aslında çok basit bir yöntem. Hepsine verilen paralar kesilince hepsi teker teker dönecekler. Çünkü onların hepsi ekonomik göçmen. Hepsi yerine dönerler. Yeter ki verilen o bedava maaşlar ve ayrıcalıklar bitsin. Ama onlara verilen maaşlar ve ayrıcalıkların bitirilmesi gerektiği gibi beşli çetelere, bir sürü var çünkü, verilen ihaleler ve yolsuzluklar da bitirilmeli. Türkiye öyle güzel ayağa kalkar ki. Önemli olan irade ve o iradenin gücü. O iradenin gücü deyince muhalefet partileri arasında, muhalif siyasetçiler arasında bu beşli çeteye yönelik garantili, hazine garantili sözleşmelerin iptal edilmesi, hatta bunlardan hesap sorulması ve bugün bu yağmanın, talanın iktidar değiştiğinde
bunların önüne fatura edilmesi konusunda farklı sesler var. Çok güçlü bir şekilde ses çıkaranlar elbette bu yapılacak diyorlar. Sizce tam da yeri gelmişken bugün dolar kurunun bu kadar arttığı, geniş kitleler halinde halkımızın yoksullaştığı bir dönemde sizin de hatırlattığınız gibi insanın aklına bu gaddarlık, bu zalimlik geliyor haklı olarak. Peki bir halkçı, kamucu, toplumcu bir programatik çerçevesinde gerçekten bu zenginlere aktarılan, zenginleri daha da zengin yapan o kaynaklar alınıp halka dağıtılabilir mi bir şekilde, bir programatik çerçevesinde tabii ki? Böyle bir irade görüyor musunuz? Elbette yapılabilir ama ben böyle bir irade görmüyorum. Peki. Sayın Kırıkkanıt, Mine Hanım, sektörler çok zor durumda dedik ekonomideki çöküş yüzünden. En çok etkilenenlerden biri ve bizleri ilgilendirenlerden biri de haliyle yayıncılık sektörü. Bir kültür savaşında, bir aydınlanma savaşında da olduğumuzu düşünürsek ne kadar vahim bir tablonun yayıncılık dünyası açısından önünde, göz önünde olduğunu da söyleyebiliriz. Kitap, dergi, gazete basımları da bu durumdan çok etkileniyorlar. Siz bu durumu tabii ki SEKA'nın satışı gibi, SEKA kağıt fabrikalarının ortadan kaldırılması gibi siyasi bir problem bu. Siyasi ayağı çok güçlü, belirgin, baskın bir problem. İmza gününüz de var Kırmızı Kedi yayınlarından. Cumartesi günü 27 Kasım, cumartesi 14'te. Onun detaylarını da sonunda anlatacağız ama önce bu yayıncılık dünyası acaba nasıl etkileniyor bu durumdan? Gözlemleriniz ya da bilgileriniz ya da duyumlarınız neler? Yayıncılık dünyası bu durumdan tam cehalet isteyen, kültüre karşı savaş açmış olan, insanların söyledikleri her yalana inanmasının yolunun cehaletten geçtiğini bilen AKP ve MHP iktidarını coşturacak biçimde zor durumda bırakıyor. Neden derseniz, bir kendi çalıştığım yayın evleriyle konuştum. Yani Cumhuriyet Kitaplar, işte Kırmızı Kedi Yayın Evi, Kırmızı Kedi Yayın Evi ki çok büyük bir yayın evi. Fiyatları okura yansıtmamak için inanılmaz gayret sarf ediyor. Kırmızı Kedi büyük olmasına karşın küçük büyüklü bütün yayın evleri. Ama bunu artık başaramayacaklar eğer fiyatlar bu şekilde devam ederse. Çünkü 7 ay önce kapak kağıdı vardır kitapların, biliyorsunuz. Kapak kağıdı. Ona Amerikan Bristol deniyor o kapak kağıtlarına. Amerikan Bristol kağıdın tonu 750 dolardı 7 ay önce. Bugün doların korkunç biçimde Türk lirası karşılığının artmasına, Türk lirasının erimesine rağmen bugün Türkiye'de bu kağıtların satın alınmasında aracı olanlar tonuna 1500 dolar istiyor. 750 dolarken bu Amerikan Bristol'ün tonu Türk lirasında, işte doların karşılığı da 6-7 liraydı. Şimdi evet, doların karşılığı 13 lira ve ikiye katlanmış 1500. Türkiye'ye en büyük ihaneti aslında, en büyük ihanet pek çok. Bir, tarımda yapıldı. Öteki SEKA fabrikalarının kapatılmasında yapıldı. Mercimek, bulgur, tarımda gübre, tohuma muhtaç bırakıldığımız ve ithal etmek zorunda bırakıldığımız gibi güzelim SEKA fabrikalarını kapattılar. Önce sattılar, sonra kapattılar. Kağıdı da ithal etmek zorunda bıraktılar. Bu onların çok işine geliyor. Çünkü bu fiyatlarla, şimdi bakın, büyük yayın evleri, Kırmızı Kedi gibi, Cumhuriyet kitapları gibi, yani şöyle söyleyeyim, ilkesel ve ülküsel duruşları olan yayın evleri, satılmayacağını bile bile ama uzmanların okuyacağı, edebi değeri yüksek, bilimsel değeri yüksek, üstün değerli kitaplar basarlardı. Bunların satılıp satılmaması önemli değildi, basılması önemliydi. Piyasada olması önemliydi. Yani 2000 satardı bu kitaplar. 2000 satarsa eğer şeyini çıkartırdı, giderini çıkartırdı. Ama okumak isteyen kültür düzeyi yüksek kişilerin yararlanmasını isteyen
yayın evleri bu kitapları bir kültürü yükseltmek amacıyla basarlardı, yayınlarlardı. Artık bu kültür değeri yüksek kitaplar basılamayacak. Yeni yazarlar için satar mı satmaz mı riski edilemeyecek. Yeni yazarların kitapları basılamayacak. Çok değerli ama kitap satışıyla para kazandırmayan şairlerin şiirleri basılmayacak. Dolayısıyla Türkiye kağıdın pahalanması, dövizin pahalanması, kağıtta ithalata mecbur bırakılmışlığın cezasını bir kültür erozyonuyla da ödeyecek. Bakın, ekmek bugün yok olursa yarın yenine konulabilir. Bugün un yok olursa yarın yerine konulabilir. Ama kültür meşe ağacı gibidir. 100 yılda kültür sahibi olabilirsiniz. Bir birikimdir. Meşe ağacı gibi ağır ağır gelişen bir birikim. Öyle bir kültür erozyonuna uğradı ki bu 20 yılda Türkiye, bunu tamir etmek çok zor, çok uzun sürecek bir şey. Ve kültür ne kadar düşerse, bu insanları cahil bırakarak zaten bu yolsuzlukları, bu akılsızlıkları ve bu vatana ihanetleri yapan insanlar böyle iktidar oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir kültür erozyonu onların işine geliyor. Çok kötü bir açmazdayız ve inanın kültürde uğradığımız kağıt fiyatları dolayısıyla, doların artması dolayısıyla, uğradığımız SEKA'nın kapanması dolayısıyla uğradığımız zarar, filemize giren, gırtlağımızdan geçen yiyeceklerde uğradığımız zarardan çok daha fazla. Çünkü düzeltilmesi çok güç bir boşluk. Giresun'daki SEKA fabrikasının satışına dair o çok bilindik gerçeği Twitter'da arkadaşlarımız özetleyen bir paylaşımı ekrana yansıttılar siz konuşurken. Ne yazık ki peşkeş çekilmişti Giresun'daki SEKA fabrikası da. Fabrikayı alan sadece makinelerini, belki de ödediği paranın çıkarmak için sadece makinelerini satarak o parayı çıkarmış. Yerinde de tekrar TOKİ'ye 10 katına satarak konut yaptırmıştı. Böyle bir yağma, böyle bir talan vardı. Bu bile çok sembolik. Sizin Mine Hanım, Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan kitaplarınızı imzalayacağınız bir imza günü etkinliğiniz olacak. 2 yıl sonra İstanbul'da okurlarınızla buluşuyorsunuz. Beşiktaş'ta detayları söyler misiniz izleyicilerimize? Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü 2 yıldır ben okurlarımı, okurlarım beni özledi diye düşünüyorum. Ben onları çok özledim. Yani aldığım mesajlardan onların da beni özlediği anlaşılıyor. Evet, Cumartesi günü, 27 Kasım Cumartesi günü saat öğleden sonra 14'ten itibaren artık ne kadar insan gelirse o kadar kalırım. Sabahlara kadar bile kalabilirim. Bütün kitaplarımı imzalayacağım. İmzalayacağım kitaplar tabii ki çoğu Kırmızı Kedi'den basılmıştır. Ama Kırmızı Kedi ve Cumhuriyet kitapları kardeş yayınlardır. Dolayısıyla Cumhuriyet kitaplarında basılan kitaplarım da satılacak. Cumhuriyet standlarında, Kırmızı Kedi'de basılan kitaplarımın da satıldığı gibi. Biz idealist insanlarız. İdealist kurumlarla çalışıyoruz. Çalıştığım 2 yayınevi de idealisttir. Yaşasın Cumhuriyet kitapları, yaşasın Kırmızı Kedi. Şu anda ekranda da sizin yine Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Adnan'ın Tek Taşı isimli kitabınızın bir tanıtım videosu da görülüyor. Kaçıncı baskı yaptı Mine Hanım bu kitapta, hazır yere gelmişken onu da... Sanırım 4. baskıyı yaptık. Ya 4 ya 5. Unuttum. Benim bir özelliğim kitaplarımın modasının geçmemesi. 30 yıl önce yazdığım kitaplar bile bugün hala defalarca düzenli olarak basılır. O yüzden çok mutlu ve çok gururluyum. Okurlarıma da teşekkür ediyorum. Değer bilirliklerinden ötürü. Kendimle de birazcık gurur duyuyorum. Çünkü eskimeyen kitaplar yazıyorum. Hepsi tarihsel anlamda birer belge. Adnan'ın Tek Taşı olduğu gibi. Diğerleri de zaten bazıları gerçekleşen, bazıları gerçekleşmekte olan öngörüler ve hiç eskimeyen romanlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu arada kağıt kriziyle ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Yani kitap okurunun yanında gazete okuru da çok büyük zarar görecek bundan. Çünkü
biliyorsunuz bütün dünyada aslında basılı gazeteyi muhafaza etmeye çalışıyoruz. New York Times, Washington Post gibi onların da internet baskıları, dijital baskıları bizim Cumhuriyet'te, Cumhuriyet Gazetesi'nde olduğu gibi büyük önem kazandı. Hakikaten dijital baskıya geçiyor dünya. Ama biliyorsunuz yani kağıt baskılı gazetenin muhafazası da çok önemli. Çünkü ben daima Antika'dan yanayımdır. Yani Antika bir masa eskimez ama Formica bir zamanlar Antika masalarını Formica masalarla değiştirenler sonradan çok pişman oldular. O yüzden sembolik de olsa kağıt baskı gazetenin yaşaması için çalışanlardanız biz. Ve Cumhuriyet de biliyor musunuz yani çalıştığım gazete diye söylemiyorum ama dünyada nereye giderseniz gidin elinizde metroda, otobüste ya da sokakta okurken utanmayacağınız tek gazetedir estetik açıdan. Dolayısıyla o anlamda da çok zor durumdayız. Le Monde diplomatik sayfalarına ayırdığımız yeri azalttık. Ve yazarlardan sevgili Aykut Küçükkaya, genel yayın yönetmenimiz daha kısa yazmalarını istedi. Çünkü kağıt gazeteler için de çok pahalandı. Çok çok pahalandı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok zor durumdayız. O da bir anlamda gerçek haberciliği darbe, üstüne darbe altında bırakıyor ve bu darbelerden yine iktidar çok memnun. Çünkü onların finanse ettikleri, kredi verdikleri, geri istemedikleri yayınlar hiçbir sıkıntı çekmeden sürüyor. Bütün zorlananlar muhalifler ve gerçekleri söyleyenler. Ve söylemeye devam ettiğiniz sürece de sizin gibi aydınlar konuşmaya, yazmaya devam ettiğiniz sürece de hep bir umudumuz olacak galiba Mine Hanım. Siz olduğunuz sürece de bizim umudumuz olacak. Çünkü Nokta TV'de o mecralardan bir tanesi gerçekleri, doğruları ve konuştuğumuz hem de son derece dürüst insanların çalıştığı benim de çok sevdiğim bir mecra. İyi ki siz de varsınız. Çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım. Sağ olun. Ben de size.